Saygılar dostlar. Dostlara eser varsa bir münasebet edin lütfen. Dostlar çok hoş olduk. Sizinle bir arada olmadan gurur duyuyorum. Bütün bu otakta olan dostların değerli fikirlerinden istifade ederek esas Sabet Bey'den teşekkür ediyoruz ki bu otağı, bu şeraiti yaratıp da bütün dostlar bir araya gelsin. Ve içeride cesaretle, iradeyle, şücaetle milletimizin, milli faallarımızın mübarizəni orada gerçek zəmində devam etdirmelerini çok çok memnuniyetle karşılayan, kutluyuram, onların güçlerini, iradelerini, imanlarının karşısında baş eğerim. Dostlar, tişrarı sözler demek istemiyorum. Ben bir iki tane önerim olacak. Biri ki, dostlar sağ olsunlar, Mənaf Bey, daha sonra Xeşli Bey desteklediler. Bir tane məncə komite yaranmalıdır. Bizim hərəkətdə artık təşkilatlanmaq, uzman komiteler yaranmaq zamanı bəlkə geçibdir məncə. Bir komite yaranmalıdır. Orada olan dostlar için imkanları var. Bu konuda uzmanlıkları var, araştırmaları var. Bunları dərhal icraya qoyub, gec olmadan. Gec olmadan bunları uluslararası topluma, millətimizə, hər yerə çatdıralar. Biz baxsaq 2005'in qiyamıyla bugünkü qiyamı bir fırsat yanı elden vermişik. Bəlkə daha çok fasilə düşüktü. Millet her gün gəlib qiyamlara qiyam eləməz. Milletin üstündə iller, aylar, 10 iller, 20 iller işlənilər. Ta orada bir dənə inqilab baş verir. Biz baxırıq bizim milletimiz, təşkilatlarımızdan xüsusən Xordad qiyamında nişan verdi. Çox irəlidədir, çox güclüdür düşüncədə və fəaliyyətdə və bütün meydanları doldurmada. Məncə biz bütün təşkilatlar, bütün var olan milli faallar, gücümüz, böyükdən kiçiyə daha təşkilatçılıq, nə bilim, çox bağışlayın, xırda-xırda təşkilatlara bölünmədən daha yaxşı var olan təşkilatlarımızı, var olan milli faallarımızı, aktivistlerimizi çevresine kinetlenip birleşip birlikdə hərəkət etməliyik. Yani bugün əgər məncə bu gedən, güneydə gedən hərəkat dəstəklənməsə, düzgün organizə edilməsə, əgər bastırılsa, rejim başarsa bunu bastıra, bəlkə bu, biz bu araçı olub 2005'dən 2011'e 6 il sürüb, bəlkə bu 6 ildən sonra daha bunu tikrarlama şansımız ola ya olmaya. İçəridə milli faallar indi sizə deməliyəm hazırlaşırlar Əhər şəhərində, Səhər, Sulduzda, hər yerdə fəaliyyətə başlayırlar. Amma ümumiyyətcə baxdığımızda Fars şovun ismi içərili eşikli. Biz taşdı ki, məncə bunlardan öcəşməliyik, dostlar. Baxsaq, şuvuniz içəridə, eşikdə, istər sağçısı, solçusu, səltənətçisi, nə bilim, hər nə idadə olur olsun, amma bunların ortak müxtəsi Azərbaycan milli hərəkatına, millətinə qarşı tamamilə tümları bizdir. Biz bunları özümüzün qarşımızda, qarşı cifədə görməliyik, bir-birimizdən. Mutlak birbirimizden sahab olmalıyıq, yaxın olmalıyıq, dayaq durmalıyıq, fikri baxımından, fiziki baxımından, maddi mənəvi baxımından. Baxsaq Fars hakimiyyəti, geçmişdə Pəhləvi olsun, hər hansısa olsun, millətin, dinin, iqtisadiyyatın, hər nəyin, hər nə əlindən gəlirsə, hətta şiəçiliğinə, nə bilim, panpartisminə, vətənsevərliyin yerinə İran pərəsliyi qoyaraq, bizim millətimizi asimilə eləməyə başlamış. Amma eşq olsun Azərbaycanın dəyərli qeyrətli oğullarına yenə qoymadılar bu milləti yox olmaya, məhv olmaya sarı gedə və bir daha Azərbaycan milləti həm içəridə, həm dünya arenasında bir daha baş qaldırdı dedi mən, varam mən ölməmişəm. Urmi gölünə gəlincə, Urmi gölünə məncə acil işlərdən biri budur ki, dostlar, bugün biz eski şəhərdə olan Güney Azərbaycanlı bir tədbir keçirdi Urmi gölü ilə bağlı. Burada Urmi gölü nədir, son durumu, şəkillərlə, sloganlarla anlatmaya çalışdıq. Mən içəridə olduğumda, dostlar, az 15 ay olar çıxmışıq. Eşikdən biraz, yəni qopuq, biz belə deyim, içəri ilə eşiyin paralel hərəkət edə bilmirik. Biz bu taadülü yaratmalıyıq, bu bizə düşər. Burada bir bilgi kirliliyi var Türkiyədə. Adam Türk dünyası masasının başkanıdır. Orada gelip böyle deyirsen, Güney Azerbaycan'da bu kadar Türk var, deyir, öyle mi?
Yani çok böyle teessübüne şaşırır. Böyle bir şey vardı ya yoktu. Bugün biz bir tane burada bildiri okumak istedik. Güney'le bağlı. Orada Ceden Hereçat, Urmucaoğlu'nun son durumu. 4 gündü biz emniyete gelip geldik. Değiller burada baskıcı İran rejimi demeyin. Demeyin orada insanlar tutuklanıp, orada dövülüptü, ezilipti, vuruluptu. İnanın 3 seferlik bir yazını bunlar yarı sefeye yenildiler. En sonda biz baktık olmayacak. Emniyet müdüründen haradan hara biz gittik. Ama o istediğimiz neticeni alabilmedik. Dostlar, bence en önemli, dostlar da dediler, bizim Türkiye'de olan etkili dostlarımız burada bu bilgi kirliliğini aradan kaldırıp bir an burada medya, hususen toplum içerisinde bunu artık açıklamalıyız, millete çattırmalıyız. Orada da soydaşlarımız var, orada durum budur. İran rejimi çok zirehlilik eliyiz, çok güzel başarır. Burada siyasette herkes biliyor, menfaat var. Bunlarla bir seri imtiyazlar verir. Bu harekatı bunlar bazen susurlar, ne inirler. Dostlarım biri buyurdu, devlet kurumlarına. Bence devlet kurumları işlerini görürler. Her şahsın belli sistemleri var. İstihbarat teşkilatları var. Emniyeti cüzleri var. Bunlar yüze yüz, yani gerek de böyle olsun. O bir ülkelerde, hususen komşu ülkelerinde gidişatı, her şeyi göz altına alıplar ve bilirler. Fırsat aktarırlar. Biz ecel ağırlığımızı güneyde ortaya koyabilsek mutmainen bunlar da bize sarı sönecekler. Ama esas bizim işimiz bu, hususen Türkiye ve kardeş ülke Azerbaycan, bunlarda milleti ayağa kaldırmalıyız, milleti yanımıza çekmeliyiz, harekete kazandırmalıyız. Artık birlik yaranmalıdır bence. Özü de gec yok, en tez milli menfaatler, prensipler, milli harekatın menşurunu biz dostlar yazmalıyız, çizmeliyiz. Artık bitmelidir bu. Teessüfle bizim içeride de olduğumuzda o ideoloji bakımından doldurmamışız. Yani bunu inanın, ben bir milli faal olarak, bir Azerbaycan yolunda bir küçük asker olarak deyirim. Bizim indi siz baksanız, hatta tarih mevzusunda, dil mevzusunda biz gelip diyende mesela her milli faala belli bir tarifi var. Doğrudur. Herkes bir boyuttan bakabilir. Ama biz bunu netleştirip bir araya, bir ortaya koymamız lazımdır. Hem iktisatta, hem siyasette ve içeride sadece dostlar dediler, biz dil olarak bunu çenetlenmeliyiz. Yani bizim sadece dilimiz yetmir, her şeyimiz aradan gelir. Dile dediğimizde birçok millet, dostlar, bize yakınlaşmır. Ve mühim budur ki bizim stratejik şuarlarımız yaratılmalıdır. Bu da eşikte içeride olan uzman dostlar. Ben gene tercih edilirim. Herkes her şeyi başarabilmez. Biz bunu bilmeliyiz, öğrenmeliyiz. Burada değerli Azerbaycan gayretli oğulları vardır, kızları vardır. Bunlar bir araya gelmeli ve bir an bu fırsat elden gitmeden, yanmadan hamımız birlikte ortak karara gelip, ne bileyim, bazı geçmişte olan acı hadiseler, ne bileyim, her ne var, onları bir kenara koyup güzeşte gitmeliyiz. Bunu da her şeyden evvel büyüklerimiz başlamalıdır. Bağışlayarak birbirimizi bağrımıza basak, İnşallah milletimizin kurtuluşu yakın olur. Urmucaoğlu ile bağlı acil çıkış yolu bence indi setlerin bir an açılmasıdır. Tabi bu konuda dostlar, uzmanlar gele bir araya ve araştırırlar, mevcut imkanlara bakarlar, görürler çıkış yolları nedir. Dostlar, ben bağışlayın, sözü çok uzatmayacağım. Değerli fikirlerinizi dinlemeye hazırım. Beni de dinlediğiniz için, eşittiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Size saygılar, sevgiler. Çok sağ olun.